Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi. Dolar. Ayakkabı kutusunda 4,5 milyon dolar vardı. O günkü kurla 9 milyon lira ediyordu. Bugün 18 milyon lira ediyor. Ayakkabı kutusu 4 yılda 9 milyon lira kazandı. Ne mutlu ayakkabı kutusu olana. Hayırsever Rıza Bey, özel uçağıyla Umre'ye götürdüğü ekonomi bakanımıza 350 bin dolarlık kol saati takmış. Ekonomi bakanımız, evet bana kol saati taktı ama parasını ben ödedim demişti. 350 bin dolar, o günkü parite ile 700 bin liraya tekabül ediyordu. Hayırsever Rıza Bey, aynı kol saatini bugün takmaya kalksa, Sayın Ekonomi Bakanımız 1 milyon 400 bin lira ödemek zorundaydı. Dolayısıyla tam zamanında takmıştı yani. Ekonomi Bakanımızın 700 bin lirası cebinde kaldı. Takan karlı, taktıran karlı çıktı. Hayırsever Rıza Bey'in hayırlara vesile işlerine bakan Abdullah Habbani Bey, Tiko para 1 milyon lira, 8 bin euro, 60 bin dolar ve 2 kilo altınla enselenmişti. Kendisinden özür dilendi. Hepsi kendisine iade edildi. Üstüne 55 bin lira faiz ödendi. Abdullah Habbani Bey de patronu Rıza Bey gibi hayırsever biri olduğu için faiz gelirine dokunmadı. Halkbank şubesinden Kızılay'a bağışladı. Kızılay bu 55 bin lirayla o günkü kurla 27 bin 500 dolar alabiliyordu. Bugün almaya kalksa anca 13 bin 750 dolar alabilir. Dolayısıyla hem Kızılay bağışını TL bazında ikiye katladı hem de Abdullah Habbani Bey dolar bazında iki misli sevap kazanmış oldu. Sayın devletimizin elinde kala kala, Sayın İçişleri Bakanımızın oğlunun yatak odasında yakalanan 2 adet para sayma makinesi, boş ayakkabı kutuları ve 2 adet banyo lifi kaldı. Çünkü hayırsever Halkbank Genel Müdürümüz, hayırlara vesile olacak dolarları sadece ayakkabı kutularına değil, banyo liflerine de sokuşturmuştu. Boş ayakkabı kutuları ve banyo lifleri çöpe atıldı. Adli emanete bırakılan para sayma makineleri Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderildi. İhale yöntemiyle satıldı, 200 lira gelir elde edildi. Sayın devletimiz bu 200 liralık muhteşem gelirle o gün itibarıyla 100 dolar alabiliyordu. Bugün almaya kalksa anca 50 dolar alabilir. Sayın devletimiz 50 dolar yelkendedir. İsterse bozdurup bozdurup harcar, isterse IMF'ye borç verir. Herkes kazanmıştır. Asra liderimizin sık sık dile getirdiği win-win budur. Görüldüğü gibi doların artışı fena bir şey değildir. Aksine gayet iyi bir şeydir. Sayın ahalimiz müsterih olmalıdır.